Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası hisselerine kafayı takmış durumda. Bu bir tenezzül meselesidir. Buna en son Kenan Evren tenezzül etmiştir. Çok güvendiği yargı bir süre sonra kendisinin bu kararının karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Atatürk'ün vasiyetini haklı görmüş, CHP'yi haklı görmüş, Atatürk'ün vasiyetini korumuştur. Tek adam rejimini kuran, onu her türlü hukuk dışı yolla takip eden birisi Kenan Evren'in çırağı olarak, Kenan Evren'i aşan, boynuzun kulağa geçtiği bir çırak olarak yeniden İş Bankası'na saldırmaktadır. Demektedir ki mesele İş Bankası değil, mesele Atatürk'ün vasiyeti demektedir. Bakın, Atatürk'ün vasiyeti burada. Kendi elleriyle yazmış, kendi el yazısıyla, altında o bildiğimiz o güzel imzası var. O zaman diyor tek parti vardı diyor, hazineye bıraksın. O gün hazine var, CHP'de var, hazinede var. Burada pek çok tercihi var ve tercihi hazineye değil CHP'ye bırakmak hisseleri kontrolünü. Atatürk bu parayı niye yolladı? 1,5 milyar para var, Atatürk bırakmış. Bu paraları Türk dilini geliştirmek, Türk tarihini incelemek, Türk dilini yaygınlaştırmak için kullanmıyor. Paraları varlık fonundaki bankalara likidite olarak koyuyor. Şimdi resmen çökecek. Bu parayı o kuruma da vermeyecek, bu paraları çökecek. Bütün meselesi, hesabı, kitabı bu. İnsanda biraz utanmak, biraz çekinmek olur. Bu gerçekten, şimdi bu tenezzülü yapacağız. Buna tenezzül etsinler bakalım. Diyor ki, MHP ile birlikte bir düzenleme. Özel hukuktur vasiyet. Özel hukuku genel hukuk kuralları aşamaz. Vasiyet ettiğinde sen o vasiyete karşı bir kanun çıkaramazsın. Anayasaya aykırı, yasalara aykırı ve ahlaka aykırı bir iştir. Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz.